Selamlar bubuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Eyüp Üniversales 4'te yeni bölümde sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümlerde Danimarka'nın başımıza ne kadar bela olan bir müttefik olduğunu keşfetmiş ve onun savaşında bütün batıya karşı yer almıştık. Tam o savaş bittikten sonra yeni yeni koloni hazırlıkları için burada yaşamımızı sürdürürken, bütçemizi ayırırken yeni teknolojiyi almış. Bu teknoloji doğrultusunda ilerleyip memleketimizi geliştirirken Papa dedi ki kanka bir savaş var, el atsana, yardım etsene. Biz de dedik tamam. Şu an Papalığın Milan Savaşı'ndayız ve evet, geçen bölümlerde Milan'la Zazavu da elaydı. Yani Milan'la Zazavu elaylı, ne alaka anlamadım. Ordularımı 48K şeklinde tutacağım. Çünkü çok sık şey yapamayabiliyorum, gözlemleyemeyebiliyorum. Bir sıkıntı olmasın. Şu Costa Rica adasını alsam aslında benim için iyi olur orası ya. Ve generallerimden hangisi öldü tahmin edin. Şuradaki keşifçi öldü. Neyse, çok da önemli değil. Adamları 6K tuta tuta hareket ediyorduk zaten. Şu yukarıdaki 16'lık ordunun yanına da 4 topçu ve 4 atlı vereceğim ama hala limitimi çok çok aşıyorum. Bu limit aşma durumuna çözüm bulduktan sonra yeni askerler üreteceğim. Ve bu kolonicilik çağı bittikten sonra Portekiz'i integrate etmeye çalışacağım ki benim Portekiz'de aram niyeyse böyle arada sırada düşüyor. Zaten integrate etmeye kalksam ne kadar sürer onu bile bilmiyorum. Portekiz'de bir ara bir 190 ilişki yapmak lazım. Genova'nın 17K'lık askeri gücü burada. Ya ne kadar Galli'yi olabilir ki? Acaba gemileri çıkarsam başım ne kadar belaya girer? İç denizlerde de çarpışıyoruz ya. İlerleyen zamanlarda galley sayısını bir 40 yapacağım. 40 büyük gemi, 40 küçük gemi, 50 tane de daha şey gemi basacağım, ortanca gemi. Halledeceğim bir şeyler. Ve Papa Lucca'yı aradan çıkarttı. Lucca'nın kimi kimsesi kalmadı tabii. Yine onu kendi yiyeceği şekilde aradan çıkarmıştır. Yiyelim yiyelim, enflasyon yiyelim. Nasıl olsa biz alışığız. Bu arada enflasyondan dolayı mı ben bu şeye para ödüyorum? Ha, counter reformation'dan dolayı, anladım. Bize şu enflasyon indiren düdük lazım. O enflasyon indiren düdük olmadan başımız bayağı belaya girer. Dünyanın en kuvvetli devleti İspanya. Hey yavrum hey be. Şuraları da Papa'ya verelim. Papa burası senin. Burası da senin. Şurası bir açılsa da ben de gidip şunları pataklasam ne kadar tatlı olacak ya. Heyrim ölebilir, umursamıyorum. Yani çünkü o kadar güçlü bir heyir değildi de. Son zamanlarda bu kadar sık heyrimin ölmesi benim pek memnun olduğum bir durum değil açıkçası. Son zamanlarda çok fazla heyrim ölüyor. Artık bizim çocuklarda hastalık mı var, ne var bilmiyorum da. Bizim bebeler biraz haddinden fazla çabuk devriliyor. Milan patladı. Muhtemelen Genova ile Zazavu'ya güveniyor da Zazavu'nun nesine güveniyor acaba? Oo, Zazavu da 15K asker getirmiş. Senin askeri teknolojin kaç? 12. Ay kıyamam be. 12 askeri teknoloji ne lan? Bak şimdi bizim çocuklar oraya bir gidecek. Evet, yok edecekler yani. Sen şurada antrenmanına bak ya, aldırış etme onlara. Aldırış etme onlara, kapa gözlerini, boş ver, sen antrenmanına bak. Manufactory binası basalım birazcık. Manufactory istiyorum, pardon, ordu şeyini arttırma binası. Birazcık da force limit arttıralım. Force limit bir artarsa zaten deli divanı asker basacağım. Şu an para kaybetmemin tek sebebi corruption. Çünkü hayvan gibi corruption geliyor. Avustur'a kim dalıyor? Avustur, Flanders ve Frankfurt'la savaşıyor. Tamam. Bu arada ben bu kadar savaşın içerisindeyim. Osmanlı ne yapıyor? Osmanlı uzun zamandır kimseyle savaşmamış. İlginç bir nokta. Yani Osmanlı'nın bu zamana kadar kimseyle savaşmaması ne demek biliyor musunuz? Manpower'ı, askeri gücü, ekonomisi, adamlar oturup öyle bir ekonomi kasıyor ki senin bile ağzını açık bırakacak demek.
İnkamı ne alemde Osmanlı'nın? 126. Yani bize yetişemez tabii ki ama yine de o kadar inkam hafife alınabilir bir rakam değil. Adamlarıma antrenman yaptırmaya devam edeceğim. Ne kadar profesyonel ordu bizim için o kadar iyi. Ve bir türlü ordu konusunda benim doğru olmuyor. Ordu konusunda benim doğru olsa çok iyi olacak aslında. Tunus'u mahvedeceğim de. Aa, Timur da gelmiyor, Osmanlı da gelmiyor. Ulan var ya, böyle hızlı bir claim atabilirsem yaşadım ha. Aa, benim çocuklardan biriyle ara kasayım bir yandan. Hızlı claim atabilirsem yaşadım. New Spain'le ilişki geliştirdik en son da unuttuk. Adam yollamayı unuttuk. Neyse, New Granada'ya oradan oraya atlarız. Şuraya bir gel bakayım. Tunus'un oraya bir sağlı sollu girişelim. Bir tane adam burada adada kalsın. Osmanlı niye gelmiyor peki bu savaşa, hani misal? Az önce niye gelmiyordu? Gelmeme sebebi neydi? Anlık bir şey mi, genel olarak mı gelmiyor? Ya da Timur neden gelmiyor? Timur muhtemelen Multan Savaşı'nda dayak yediği için gelmiyor. Hızlı olursak bu Tunus'a çakabiliriz arkadaşlar. Ki bu benim yapmak istediğim bir şey. Hızlı olalım ve Tunus'un gagasına vuralım. Benim en çok istediğim şeylerden biri bu. İki tane adam yetecektir oraya ya. Bana askeri limit lazım. Askeri limitim olmadığından dolayı sıkıntı yaşıyorum. Ve evet, bina basmaktan böyle birazcık ciğerler cacık oldu. Sevilla'ya bas bakalım bir tane ticaret noktası. Force limit arttıran yer de bas. Basıyoruz da. Ne fayda? Gemi ticaret yapıyor mu? Protect trade yapmıyor ama gemi. Kanka, Protect Trade 14k getirdiğim bir yer var işte. 15k getir, 28 mi getirebiliyorsun Genova'dan? Abi daha iyisi yoktur galiba ya. Genova'ya go. Doğruca Genova'ya kanka. O Genova'yı falan bir ele geçirsek var ya, üf. Genova'nın orada %47'lik bir gücüm mü var? Vay anam vay. Evet, papalıkla aram kötüleşecek ama 6-6-6 kız çocuğu. Ana. Sen bizim vatana bir ana ol ya. Commonwealth Osmanlı Savaşı. Sen de iyi alıştın beleşçiliğe be paşam. İyi alıştın beleşçiliğe. Vallahi bak. Kim geldi seninle beraber? Commonwealth. Commonwealth tek. Fransa bu savaşa dahil oluyor mu? Çünkü Fransa seni tutmaya gelmediyse, ki Fransa'yı çağırmadın, sadece beni çağırdın. Anladım. Abi, kendi göbek bağını kendin kesme vaktin geldi. Git kendi göbek bağını kendin kes. Hiç uğraşamam seninle. Benim papayla aram iyi. Papayla aramdaki iyi de bir sıkıntı yok. Hatta papayı savaşa çağırmayacağım. %100. Sen de tırsma. Sen de tırsma. O agresif savaşa çağırıyor. Beni agresif savaşa çağırma. Şimdi neden böyle bir hamle yaptım? Bu hamlenin bana yararı ne, zararı ne? Bunu bir kafamda ölçüp biçmem lazım. Bu hamlenin bana zararı şu: Osmanlı Commonwealth'i yerse çok çok güçlenir. Yani benim bir yerden bir gedik bulup Osmanlı'ya dalmam lazım. Bu gedikte neresi oluyor? Tunus oluyor. Oradan bir Tunus'u yutarsam gayet güzel memnuniyet duyacağım. Eğer beraberinde Tunus'la beraber Osmanlı gelirse çok çok iyi olur. Muhtemelen Timur gelebilir. Timur da gelebilir. Ama Timur'un askeri güç 14 ya. Onu da ezer geçerim. Sen şu orduları bir şeye doğru çeksene. Epirus tarafına doğru bir çeksene. Buraya bir ara kaleleri tekrar düzenlemek lazım. Abi, kendi göbek bağını kendi kesme vakti geldi elemanın ya. Yani önüne gelen her şeye bizi çağırıyor. Önüne gelen her şeye bizi çağırıyor. Kardeş, biz de şey miyiz ya? Hugo muyuz sen 5'e bastın diye zırtlayacağız? Benim de kendi ülkem var. Benim de kendi ülkemi geliştirme planım var. Yani Hugo değilim ben. Selamın aleyküm Tunus efendi. Şu claim'i bir ye bakalım. Dahra'ya. Ben sana Dahra'dan dala dala geleceğim. Şimdi buradan sana dalsam kim geliyor? Kimse gelmiyor. Memlük'te toprak verirsen gelirim diyor. Anca öyle avuç açan kanka. Fokusunuz yok çocuklar. Hayırlar ola ya. Oğlum siz ne ayak?
Bizim çocuklar kuyruğu bize doğru doğrultmuş arkadaşlar. İki tane mi lider? Selamun aleyküm. Sea. Prestijim yok, sövemiyorum. Normal küfür edeyim. Ondan sonra Fransa'ya girip söveyim. Okkalı sövemedik yine. Başka kim düşmanım? Britanya'ya gideyim, küfür edeyim. Herkese düzenli ve sık aralıklarla kaka dedikten sonra olmadı. Askeri açıdan düşük kaldık da 6-6-6 elemanı da zaten geri çeviremezdim herhalde. Geri çevirmem mallık olurdu. O yüzden sıkıntı yok ya. Bizim gemiler zaten burada milleti pataklar. Tunus'un gemilerinden mi korkacağız? Çıkar 95 gemiyi şöyle ortaya. Abi ekonomim çok iyi. Gücüm çok iyi. Enflasyondan dolayı biraz baba yiyorum. %6 enflasyon mu olur kardeş? Ben o askeri ID'yi çıkana kadar anla lütfen ölme. Anama ana de, babama baba de anla. Güzel. Anna'nın zarar görmemesine sevindim. Neresi bitti önce olarak? Şura mı bitti? Bura nasıl daha önce bitebilir ki? Tamam yürü. Madem Osmanlı orada savaşta, biz de burada Tunus'u mahvedeceğiz abi bu savaşta. Yani Tunus'u bayağı bir yutacağım. Tunus'u yutar yutmaz adamları gemiye bindirip hoppacık deyip oraya doğru götüreceğim. Şimdi kolonilerden falan çok güzel para geliyor da, kolonilerden para gelmesinin yanı sıra ufak bir sıkıntımız var. Bu kolonilerin attığı paranın bizim belimizi bükmesi. Ve kolonilerin bazıları babaya kuyruk doğrultuyor. Babaya kuyruk doğrultmaları hiç hoş değil. Misal bu çocuğun kuyruk doğrultma sebebi ne? Çok geliştiğinden. Anladım. Ulan her gelişen de bize doğrultsun. Olur mu kardeşim ya? Constructor cost %30 daha ucuz. Bana direkt şu enflasyonu düşürme lazım. Ama şimdilik bekle, şu toprakları kendime alınca bir işleriz, şey yaparız. İşimize yarar. Bu arada o Commonwealth'i patlatıyorlar değil mi? Bu Batı ittifakı ne alaka? Ben onu anlayamadım gerçekten. Bak Mecklenburg komutasındaki ordu niye buna dalıyor misal? Bana şu savaşı bir gösterir misin abi, savaş başını? Mecklenburg'u bana bir göster. Bu Mecklenburg nerede? Mecklenburg şurada. Koalisyon. Anladım. Batıya karşı gelişmeyeceksin efendi. Batıya karşı gelişirsen adamlar bulduğu ilk fırsatta mahveder seni. Batıya karşı gelişme. Batıya karşı gelişmeyeceksin. Yapacak bir şey yok. Abi yıllık enflasyon düşüşü. Şu çocuğu al, ben bu çocuğa artı basarım. Yıllık enflasyon düşüşünü artı alacak. Evet, ekonomi ideası bitmeden bunların hiçbirini alamıyorum. Şunları almam demek puan vermem demek mi? Ya Lucca'dan claim'i sil canım, önemli değil. Papayla sonra aram bozulmasın. Ahanda Dahra'da çöktü. Hop doğru Tunus'un üzerine diyeceğim de. Oraya niye gidemedik? Şeyden dolayı gidemedik galiba, Kef'ten dolayı. Sen şöyle bir Kef'e doğru ilerlesene. Osmanlı'ya askeri geçiş verir miyim? Vermem. Osmanlı Commonwealth'e karşı savaş kaybediyor bu arada, fark ettiniz mi? Vallahi nasıl oluyor o iş bilmiyorum da. Osmanlı Commonwealth'e karşı savaş kaybediyor. Şu development mevzusuna gelebilir miyiz? Teşekkür ederim. Yok, bizim subjectlere değil de şurada böyle hani en az puanı ödeyeceğimi. 36, 28, 41 falan filan böyle. Şöyle bir art bakayım. Normalde altın madenleri var. Altın madenlerine abanıp altın çıkartmaya çalışmak adına bir şeyler yapabilirdik ama. Selam. Neresi oldu? Burası mı oldu?
Uç bakayım köşeye doğru. Sanırım olmayan tek yer bura. Evet. Oraya en son atıldı. Spanish La Palata kuruluyor. Şöyle sırt tarafına doğru bir ilerle. Ya da oradan gemiye bin, çık Tunus'a, direkt mahvet orayı. Evet, askeriyi de böyle güm diye 19'a atacağım mı kendimi? Atmayacağım, memleketimin seviyesini geliştireceğim. Şöyle bir 600'e 700'e düşebilir. Memleketimin seviyesini geliştireceğim abi. Tunus'tan toprak alacağım için admin puanını şu anlık saklıyorum. Memleketimin development'ı ne kadar artarsa benim için o kadar iyi. Yüksek development yüksek güç demektir abi. Tabii ki askeri teknolojiye de önceden ilerleyebilirdim ama şimdilik gerek duymadım. Sen nereye gidiyorsun Tosun'um? Dur bir bakayım, gel buraya. Tunus'un askerler burada çünkü Tunus başka savaşta Osmanlı'ya yardım ediyor. Ve Osmanlı bana askeri geçiş vermedi. Benden istedi, ben ona vermedim. O da şu an bana vermiyor. Ne yapacağım? Tunus içinden geçip bana vurur diye şey mi yapacağım? Ha, Osmanlı'ya da savaş açacağım bu arada yani. Osmanlı da kurtulamadı öyle. Osmanlı'ya da dalacağım. Sadece Kırım geliyor ben Osmanlı'ya daldığımda. Dur şöyle bir Osmanlı'ya dalacak sebep bulayım da. Bir yandan Osmanlı'ya dalacak sebep bulurken bir yandan da şu çocukla bir aramı ilerleteyim. Kastilyan West Indies'te. Bize diplomat lazım aga, diplomat diplomat. Fazla diplomat veren bir seçenek var mı? Fazladan merchant veren bir seçenek var. Fazladan merchant değil be oğlum, diplomat lazım ya. Diplomat lazım kesinlikle. Gemilerini patakladık mı heriflerin? Patakladık. Buradan gemileri çıkaracaklar birazdan. Gemileri çıkardıkları an biz onların gemileri pataklayacağız. Bizim 50 gemi de bu savaşa dahil oldu mu? Bitti. Şunu bir al. Bu arkadaşı bir onar. Evet, diplomatım yok. Osmanlı'ya claim atıp bu savaşı öyle bitireceğim. Osmanlı'ya claim atıp savaşı öyle bitirirken de böyle bütün ordularımı bir Osmanlı sınırına çekeyim. Bütün orduların bir Osmanlı sınırına. Hala fazladan lider bulunduruyorsun diyor bana ya. Ye ye enflasyon ye ye. Ye enflasyon ye. Admin puanı arttıkça biz bunu biraz öderiz. Al bir de savaş vergisi. Hadi bakalım. Şu adamı da götür sonra. Şu adamı da götür, ben Osmanlı'ya da dalacağım buradan. Bizim çocuklar bile geliyor savaşa. Osmanlı hazır başı boşken şöyle bir Osmanlı'ya girişmek lazım. Bir savaş sebebi bulayım, direkt dalacağım zaten. Şuradaki topraklarda hızlı isyan çıkar mı acaba? Benim şu an tek merakım o. Neyse, şu yukarıdaki diplomatı bir kullanalım. Selamun aleyküm kardeş. Şöyle bir alsam senden ne kadar ciğerini almış oluyorum. Sadece Tunus koalisyona giriyor. 66 dukatta para. Zaten kimsen kalmadı değil mi? Aynen öyle. Kimi kimsesi kalmadı. Madem kalanının da memlük icabına baksın. Eyvallah. Bu lazımdı bu arada ya. Bu lazımdı yani, mutlaka lazımdı. Şimdi Osmanlı'ya karşı dikkat etmemiz gereken şey şu. Gemileri asla çıkartma. Osmanlı'ya karşı yapacağımız şey bu olacak. Girlen memlük, helal be memlük. Bu da memlüğün toparlanma süreci. Toparlansın, toparlansın çocuk. Sıkıntı yok. Nerede bizim 96 gemi? Çıkar oradan 96 gemiyi. Şu bölgeye doğru bir götür. 13 kolonisiyle niye ilişki geliştireyim? Bana ne ya? Ha, 13. koloni bağımsız olmak istiyordur. O ayrı. O ayrı. Support independence yaparız ama yok. Friendly'yim diyor. Bizim çocuklara böyle bir support independence yapan var mı? Yok. Güzel.
Oğlum bizim bebelerin böyle bir orası burası ayrı oynuyor lan. Vallahi bak, ne olduğunu ben de anlamadım. Bizimkilerin her yeri ayrı oynuyor şu an. Şimdi bir Osmanlı Savaşı zamanı. Bir ara bir gemilere de çeki düzen verelim. Gemiler şimdilik böyle 146 gemi olarak dursun da. Gemilere de bir çeki düzen verelim. İsyan çıkacak aşağıda diyor. 27K, 28K. Hallederiz herhalde ya. Hemen böyle Osmanlı'ya claim'i yapıştırıp dalalım. Osmanlı'nın savaş ilan ettiğim yeri neresi? Atina. Hani Atina birazcık daha yakın ya, o bağlamda şey yaptım. Hemen şuradan bir Atina'ya dalalım. Bir tek Kırım geliyor beraberinde. Kırım gelsin, Osmanlı ile birebir mücadele. Hadi bakalım. Osmanlı Commonwealth Savaşı esnasında güzel hazinesinde para kalmamış. Manpower'ına bakmak istiyorum. Benim 106K manpower'ım var. Onun 41K manpower'ı var. Çok güzel. Yani bu ne demek? Osmanlı'nın icabına bakabiliriz demek. Sen Atina'ya, sen Tirhala'ya, sen buraya, sen Üsküp'e şöyle bir ilerleyin. Bir yandan da koloni işlemlerine devam ediyorum arkadaş. Selamun aleyküm. Şuraya bir koloni atabilir miyiz? Şuradaki çocuğu da patlatırım. Bu kim? O oğlum, orayı kes, orayı kes, orayı bırak. Orayı bırak, benim içime koloni atma. Al hadi bakalım, Bavarya'ya da geçiş izni verdim. Şimdi Osmanlı'yı böyle bir iyice sarsacak savaş başladı. Umut ediyorum Osmanlı'yı iyice sarsacağım. Güzel, buraları ele geçirdim bile. Şimdi hemen ben başkentine ilerleyeceğim. Şöyle Edirne'ye, sen Sofya'ya, sen Selanik'e şöyle bir adım adım ilerleyelim. Direkt başkentini bir fethedeceğim. Balkanlarda ordusu varsa yıpratırız. Evet, 66K asker geliyor abi. 66K asker geliyor. Şöyle şurada bir yerde onu bir karşılamaya bekleyelim. Nibolu'ya doğru ilerleyecek muhtemelen. Nibolu'ya gelebiliyor muyum? Gelebiliyorum. Nibolu'da onun kafasına daha kalabalık inersem ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Şöyle Nibolu'da Osmanlı'nın kafasına doğru ilerlerken videoyu ufaktan sonlandıralım babuşlar. Gelecek bölümde savaş kaldığı yerden devam edecek. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.